Yıl 1993. Kürt coğrafyasında birçok ilde, ilçede, köyde ciddi baskılar uygulanıyordu. Devlet ya köyleri boşaltmak istiyordu ya da köylere baskı uygulayarak korucu yapmak istiyordu. Kars'ın Digo ilçesinde de böylesi büyük bir baskı vardı ve 14 Temmuz günü köylüler toplanarak bu olayları protesto etmek üzere köyden kente doğru, Digor'a doğru bir yürüyüşe geçmişlerdi ve bunların üzerine ateş açılmıştı. 17 insan yaşamını yitirmişti. Bize de Ankara haber ulaşınca alelacele bir grup milletvekili arkadaşımızla birlikte Digor'a gitmiştik. Gittik, vahşeti yerinde inceledik. Gittik, yaralıların bir kısmı Kars Devlet Hastanesi'ndeydi. Bir kısmı korkudan yaralılarını hastaneye getirmeyip evde tedavi ettiriyordu. Biz gider gitmez Kars'ın valisiyle bir görüşme talebimiz olmuştu. Vali olan bu katliama bir kılıf uydurmak üzere kıvranıyordu. Gözüken oydu ki vali de çok rahatsızdı ve olup bitenler valinin dışında hayat bulmuştu. Ama biz olayın nasıl işlendiğini birebir köylülerden, yöre halkından bir bütün olarak öğrenmiştik. Bizim valiyle sohbetimizde valinin çok sıkıntılı olduğunu ve hatta valinin odasında özel timlerin baskı uyguladıklarını birebir tanıklık ettik. Ve oradan bir grup milletvekili arkadaşımızla birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Hastanede ziyaret sırasında da oradaki hastaların nasıl büyük bir baskı altında olduklarını da gördük. Korkuyorlardı ve ürküyorlardı. Devlet hastanenin içerisinde bile terör estiriyordu. Bizimle vatandaşın diyalog kurmaması için ne gerekiyorsa onları sağladılar. Ama buna rağmen biz bu ablukayı kırarak hastalarla birebir ilgilendik. İkinci gün Digor'a gittik. Digor kaymakamıyla görüştük. Digor kaymakamıyla görüştüğümüzde de kaymakam da çok tedirgindi. Biz bir grup milletvekili arkadaşımızla Digor kaymakamıyla görüşürken hiç kaymakama sormadan bir grup özel timin içeri baskı uygulayarak girdiklerini ve kaymakamın da tir tir titrediğini gördük. Ve bize de orada saldırıya başladılar. Biz olup bitenleri az çok gördük. Nasıl bir katliamın yaşandığına tanıklık ettik. Ama etkisiz yetkisiz bir vali, etkisiz yetkisiz bir kaymakam, orada güvenlik güçleri diledikleri gibi orada baskı uyguluyorlardı, diledikleri gibi o kentin kanaması için ne gerekiyorsa yapıyorlardı. Hatta biz kaymakama programımızı bildirdiğimizde köylere gideceğiz, olayın olduğu yerlere gideceğiz, taziyelere gideceğiz. Kaymakamın gözünün içine baka baka oradaki timlerden biri daha çok taziyeye gideceksiniz. Hatta gerekirse Ankara'ya geleceğiz, gerekirse parlamentoyu basacağız, gerekirse parlamentoda kelle alacağız. Böyle pervasız güvenlik güçleri vardı. Birebir kadınlar, birebir gencecik kızlar, çocuklar, hepsi birebir gelip anlattılar. Nasıl askerlerin, polislerin bunların üzerine ateş ettiklerini oradaki çocuklar da anlatıyordu. Hatta gencecik bir kız babasını kaybetmişti ve o esnada saçının bir kısmını polislerin kendi elleriyle kafasında büyük bir yaranın oluştuğunu gelip bizlerle, yanımızdaki gazetecilerle paylaştılar. Yıllar da geçti. Digor'daki o vahşetin mimarlarından hiçbiri ceza almadan ve o Digor'daki 17 insan aslında failleri belliydi ama faili meçhul bir şekilde tarihte yerlerini aldılar. Geçmişte olduğu gibi Digor'da yaşananlar da o geçmişteki faili meçhuller gibi failleri belli olmasına rağmen failler bulunamadı. 1990'lı yıllar, yani 93'ün sonunda birçok yerde olduğu gibi Kürt coğrafyasında kontra faaliyetleri çok yoğundu. Hemen Digor ve Malazgirt'teki katliamlardan sonra Muş Vartinis'te bir aile, 7 çocukları, anne, baba ve anne hamileydi.
onca diri diri yakılarak öldürüldü. Ben o dönem tek başıma gitmiştim. O kontra faaliyetlerinin olduğu o beldede, o enkazın arasında bebeklerin cesetlerini, yani bir kısmı yanmıştı, bir kısmı kalanları da kendi ellerimden çıkararak toprağa gömmüştük. Bunu da biz hem uluslararası arenaya taşıdık hem de iç kamuoyunda, parlamentoda da seslendirdik. O tarihte bu uygulamalar o kadar yoğundu ki hemen sonrası, yani Vardinis olaylarından bir iki gün sonra doğup büyüdüğüm köyüm Zengökmuş'ta, orada da bütün evler ateşe verilerek 5 yakının diri diri yakılmıştı. O kontra faaliyetlerinde hiçbiri ne yargılandı ne de cezalandırıldı. Ne Vardinis'te, ne Digor'da, ne Malazgirt'te, ne de Zengök'te. Ve Kürtler öylesi büyük bir baskı, öylesi büyük bir zulüm gördüler. O zulümlerin büyük bir çoğunluğu Kürtler ya topraklarını terk etmeli veyahut da eğer kalıyorlarsa devletin silahını alıp köy korucusu olmaları gerektiğini söylüyorlardı. Ve açık net olarak da bunu söylüyorlardı. Yani siz burada kalacaksanız alıp devletin silahıyla burada koruculuk yapacaksınız. Ha silah almıyorsanız ölümden ölüm beğeneceksiniz ve şehirler arası sürgünler, ülkeler arası sürgünlerden sürgün beğeneceksiniz. O günden bugüne kadar bütün yargılamalarda bir tek insan bile ne mahkum oldu. Devletin 40 yıllık Kürt politikasında hiçbir dönem şiddet azalmadı. Hiçbir dönem mağdur olan insanların katilleri yargılanmadı. Yani Digor'dan başlayan Malazgirt'e, oradan Vardinis'e, oradan Zeygök'e kadar uzanan süreçten sonrası Roboski'den tutun, Konya'daki Dedeoğlu ailesine kadar, Kemal Korkut'tan tutun, Deniz Poyraz'a kadar ismini sayamayacağımız binlerce olayda hiçbir dönem ne failler bulundu ne de cezalandırıldı. O politika o gündür bugündür devam etmektedir.